Stark, non so cosa dire. Vuoi sguardare un giallo già un Winston insieme a te? U dunyoga quruq yashash uchun kelmadi. U olam ahlining qalbini larzaga solmoq, kuy va qo'shiqning sehru jozibasini insonlar ko'ngliga jo qilmoq uchun dunyoga keldi. Qorong'u tunning bag'rini yoritgan yorug' yulduzdek atrofga nur, yog'du sochib yashadi. Bu kişinin ajdodlarini eslamasdan, ota bobolarini eslamasdan iloji yo'q. Otaniyoz Oxun o'zi juda bir katta qalb egasi, qalamkash, g'azallar yozgan, shoir sifatida ham juda katta ma'rifatli inson bo'lib shu Xorazm xonligida bir ulug' bir mavqeyga ega bo'lgan inson. Endi mana bu tarbiyada gap ko'p ekanda. Qarangki, Komiljon Otaniyozovni voyaga yetishida yana ilmli, bilimli, san'atkor bo'lib voyaga yetishida mana shu otalarini xizmatlari, otalarini tarbiyalari juda ham katta deb o'ylayman. Komiljon Otaniyozovning otasi Oxun shoirlik darajasida ham juda katta mavqega ega bo'lgan. Ba'zi manbalarda shunday keltiriladi. Mana shunday bir navbatdagi bir mehmon kutiladigan bir paytda mana shunday mushoiralar bo'ladigan, bir tortishuvlar, o'ziga xos bir ijodiy kechalar bo'ladigan bir mehmondorchilik arafasida xon hazratlari Otaniyoz Oxunni topinglar deydi, u kishini topolmaydi hech kim. Keyin shu to'rt tomonga yugurib, axir shu borib shu Bo'yrachi qishlog'ida u kishi paxsa urib imorat qilayotgan bo'ladi. Tezda xon hazratlarining huzuriga borar ekansiz, oyog'ini yerga tekkizmasdan u kishini saroyga olib kelishadi. Qayerda yuribsan desa, men shu man shu shovatda nimada shu Bo'yrachi qishlog'ida Bo'yrachidan shu imorat qilyapman o'sha yerda desa, shu endi buni deydi, shu Xivadan uylantirib qo'yinglar dedi. Ana shunda o'sha xivalik qizga uylantirishadi. Shu bilishimcha shu mana shu Fozilxon, keyin mana Komiljonlar mana shu xivalik ayollaridan dunyoga kelgan. Komiljon Otaniyozov 1917-yilda Shovot tumanidagi Buyrachi qishlog'ida ma'rifatli xonadonda dunyoga keldi. Uning otasi Xiva xonining saroyida faoliyat olib borgan. Sho'rolarning qonli inqilobi bo'lgan o'sha kezlarda Xiva xonligi o'zining avvalgi kuch qudratini deyarli yo'qotib bo'lgan, xalqning ahvoli nochor holatga kelib qolgan edi. Bolaligi va o'smirligi o'sha davrlarga to'g'ri kelgan Komiljon qadim Xorazmning buyuk davlatchilik tarixidan so'ylovchi osmon o'par minoralari poyida turib bu dunyoyi dun haqida ajib xayollar surgan bo'lsa ne ajab. Yoki kelajakda O'zbekiston, Turkmaniston va Qoraqalpog'iston xalq artisti bo'lish uning xayoliga kelganmi yoki yo'q. Bunisi bizga qorong'u. Ammo falakning xohishi, taqdirning taqozosini qarangki, uzoq Bo'yrachi qishlog'ida tug'ilgan bu beg'ubor qalb egasi keyinchalik noyob iste'dodi bilan o'zbek nomini, uning san'atini dunyoga tanitadigan taniqli inson bo'lib chiqdi. 1934-yilda Shovotdagi to'liqsiz 7 yillik maktabni bitirgan vaqtimda Komiljon Otaniyozov yo'llanma olib, hali oliy ma'lumotli emas edi.
Vaqtda faqat yozishni, o'qishni bilar edi. Shu 7 yillik maktabni Shovatli markazida bitirgandan keyin yo'llanma olib o'zini qishlog'iga, Borachi qishlog'idagi G'ayrat maktabiga keladi. Shu vaqtda guvohlik bergan odamlar aytadi, maktabni eshigiga qarasak dedi, bir qora bola dedi. Bu vaqtda Kamijon akaga Kamijon otanasi deb aytilmas edi, qora bola degan nom bilan aytiladi. Chunki ular nimasi shundayroq edi. Maktabni peshtoqiga dedi, savodsizlikni bitkazaylik degan bir qizil alvonga apeshani yozib qistirayotgan edi dedi. Ana shu 1934-yil 1-sentabrda Kamijon otani yozib, Xorazm viloyat Shovot tuman Borachi qishlog'idagi o'zi tug'ilib o'sgan qishloqdagi G'ayrat maktabiga o'qituvchi bo'lib keladi. Va shu yerda musiqadan dars beradi. 1.5 yil ishladi shu maktabda. Kamijon akani birinchi o'qituvchi bo'lib boshlagan maktabi shu maktab edi. Bir marta guvohi bo'lganmiz, men endi 1-sinf paytimda shu Kamijon usta kasal paytinda bizni ota hovlida Kamijon ustamizning qarindoshlari bor. Hozir ham ular shu hovlida bolalari, nevaralari bor. Mana uni qarindoshlar yaqinda o'tdilar. Shunda bir to'yga kelganda kasal paytinda edi, bizani otam olib borgan, otamiz ko'p aytgan gapni. Shu Kamijon ustadan sizlarga duo olib berganman deb. Biz yosh edik, lekin g'ulom 3 yosh edi, men 6-7 yoshar paytlarimda edim. Shunda Kamijon usta kelib o'tirib, kasal paytda edi, hovlining ichkarisida bog'da o'tirib, mana shunda bir tomon ishlamas ekan, shu choponni ayniga tashab o'tirgan. Shu ko'z oldimizda qolganda endi. Shunda bolalarni yaxshi ko'radi degan Kamijon ustoz. Keyin biz hali bola o'ynab yurgan paytimiz, keyin haligi oqsoqol kelib, bolalarni hovlidan chiqar, shovqin qilmasin deb keldi. Shunda Kamijon ustoz, "Hey, bolalarga tegma." deb turgan paytimda otamiz ham o'sha katta bir karavotda birga o'tiribdilar. Shunda otamiz aytgan, "Men bu meni farzandlarim G'ofir, G'ulom, Maqsud uchalasi. Maqsud akam endi 12 yosh. Maqsud akam yaxshi eslaydi uni. Mendan katta akam." Keyin aytgan, "Ye, ismlarini yaxshi qo'yibsiz, G'ofir, G'ulom, Maqsud. Shoirlarni adi. Shularga bir duo qiling" degan shu paytda-da endi. Keyin biz ham duo qilgan shunda. Endi bu otamizni gapdi. Moskvada O'zbekiston san'at va adabiyot dekadasi bo'ladi ekan. O'shanga tayyorgarlik ko'rish uchun ansamblni Kamijon akam qo'liga berishdi. Ana o'shanda Kamijon akam bilan birinchi marta uchrashuv bo'ldi bizlarda. Moskvaga ketganimizcha bir 6 oymi 7 oy repetitsiya qilib, bizani o'rgatib, keyin Moskvaga ketdik. Moskvada biz shu ochilishida qatnashdik. Juda ham yaxshi Kamijon akamni o'zi o'rtada turadi. Bu yerda yigitlar, bu yoqda qizlar, o'rtada Kamijon akam chiqadi. Baxti kulgan Xorazmdan salom assalom. Salom assalom deb assalomni aytadilar-da, orqaga qaytgandan keyin ustini ufarzi boshlar. Nayna, nayna, takidi qizim, o'zini zebo qilayin deb qizlarimiz, yigitlarimiz o'ynab, oxirida lazgit aytadilar. Bir 2 minutmi, 3 minutmi lazgit qildi. Shu endi qarsaklar bo'ldi, endi shunaqa Xurshob o'rnidan turib bizga qarsak chaldilar ansamblimizga. Kamijon Otaniyozov o'zining sehrli, jozibali ovozi bilan qalblarni zabt etdi. Uning qo'shiqlarini tinglagan muxlislar Kamijon Otaniyozov san'atining bir umrlik maftuni bo'lib qoldilar. Buyuk hofiz va buyuk qalb egasi Kamijon Otaniyozovning san'atiga mutaxassislar va san'atkorlar o'zlaricha turlicha baho beradilar va talqin qiladilar. Ularning ayrimlari Kamijon Otaniyozov qo'shiqlari insonning borlig'ini larzaga soladi desa, boshqa birovlar Kamijon Otaniyozov jo'shqin sarqash daryolarga o'xshaydi. Uni qo'shiqlarini eshitgandan keyin odam ana shunday holatga tushadi deydi. Yana boshqa birovlar esa Kamijon Otaniyozov san'ati buyuk tog' cho'qqilariga o'xshaydi degan fikrlarni aytadi. San'at tarixini xalqqa ma'qul qilish avram bor, hamkasblarga, o'zining oldingi ustozlarga ma'qul qilish, uni ijro tomonidan, ne ovoz endi xudo bergan ovoz tomonidan, ham chalg'u tomonidan ma'qul qilib buni
hayatka tadıb getiş ve özünün şimdi ilmi küçü bilen bir yerlikte geleceği yaşlarına, özünden kendi yaşlarına ötkizip biliş ve hemen nesip olmadı. O, onda ilimli, kabiliyetli sanatkarlar özü bunda iyi sanat çıksan cüde kemçeliğini teşkil kıladı. Hem bülbül deyip olup sayırıydı, hem bülbül deyip olup çaladı, hem sözlerini anık tenlep onun menasını üzerine sindirip alındaki insanda ilham payda olup da ondaki serip oturup öğrendi özü. Mene Kamilcan Atanyazov'nı değerli Xorazmlikler her gün hatırlıydı. Çünkü onu bize kaldırgan güzel mirasları bugün her bir hanadanda koşuk bolup köy bolup yengre yaptı. Hakikaten biz için kette bir büyük beybaha miras kaldırdılar ustaz. Resmi 46. yılı anam rahmetlik Cemil apa turmuşge çıkkala, uruştan keyin dedemizge. Uşanda Kamilcan Ake'nin güde bir kadırlı insan bu geldi, uşa pek deyem. Toylarga chaqirganlar va to'ylarini o'tkazib berganlar. Urushdan keyin odamlarning kayfiyati yo'q, lekin onam mana shu vaziyatdan urush tugagandan keyin odamlarni bir kayfiyatini ko'tarish uchun o'zlarini kichkina mo'jazgina to'ylarga chaqirganlar. Qarang, shuni umrlarini oxirigacha Kamiljon akaning qo'shiqlarini eshitib, hamisha aytardilar. Mani to'yimga Kamiljon Atanyazov kelganlar, deb. Kuchli ovoz sohibi bo'lgan Kamiljon Atanyazov ijodining yuksalishida qadim dostonchilik yo'llarining ta'siri beqiyos bo'ldi. Doston ijro yo'llarini u bola baxshi Abdullayevdan, Xorazm maqom ashulla yo'llarini Matpano Xudoybergenovdan o'rganib, o'zining betakror qo'shiqchilik maktabiga asos soldi. Kamiljon ustoz shunday inson edi. O'zi uchun sar yaradi u. Odamlar uchun emas. Shu shoirning so'zini ko'rgandan keyin o'sha g'azalni shoirning hayotini o'ziga ham o'tkazib oladi-da, undan keyin kuy paydo bo'ladi, yurak hali alg'o-dolg'o tushadi-da shu sayrib o'tiraveradi. Shunday ijodkorlardan kam, juda kam. Shu ustozning yo'li avvalo xudo qolaversa bize hem nasip kıldı. Şu ustazını yürüyen haliye baskın izlerini basış de bismillah de şu yolga çıktık. Ve şu ustazın nazariye çıktık. Yanlarda bir piyala çay ağızları tutup yürüp hem nefes olup bir yerlikte kolumuzdan keyince bana şu ustazın izinde yürüyüp şu ayağa gidip gele yapmış. 1936 yılda Kamiljon Atanyazov Şavat'ta ensebil sürüşle katmaçladı, Şavat ensebil. Şu vakte Kamiljon Atanyazov doğru cüdekette yayladı ve bu şu vakteki Türkmenistan'da hizmet kürsetken Metkerim Hafız Babacanov bile kette bir bu hizmete taşavuzda aytışıldı. Metkerim Hafız'dan Kamiljon Atanyazov ozıp kitkerliği için Metkerim Hafız Babacanov Kamiljon Atanyazov aytadi, endi biz üzür, seni galiba kazanganlığın için Baku'dan iki rubab terletip kelemen, bittesini senge sovg'a qilaman degen edi. Ana şunu için, şundan keyin Metkerim Hafız Babacanov'dan, Metkerim Hafız Babacanov, Kamiljon Atanyazov Baku'da terletip vergen birinci mertte Kamiljon Atanyazov'ni koluga uçlayan rubabı, tarı, mene şu tarı. Bu tar hazırlık günde Kamiljon Ake'nin ustazı Cümalak Bakşı degen Xorazm İlyas Şavat Tumanı'daki kışlakta yaşavçı Cümalak Bakşı'nın oğlu Egenberi Yeykeri Hanadan'da tuttu. Kamiljon Atanyazov'ni birinci merte Dutar'dan Targa Örgengen vaktindeki birinci rubabı bu. Bu rubab Türkmenistan'daki hizmet kürsetken Metkerim Hafız Babacan'ı tamamen Kamiljon Ake'ye gelgen rubayıydı. Dedemler mesela özleri daim şu bir kembağal adam mı, bay adam mı de hiç kaçan ayrı batırgana mesle. Toy için geldi mi? Boldu. Der özlerin defterçeleri var adı, defterçelerine yazıp şu kaçan boluşunda şunu diye bir kadı, kızı kadıysa bana Kaşkadere'den gelgen mihmanımız var adı. Bir
erləri bilən kelib, indi 8 il toğma yenə gəllər, şu indi ədələri bilən xocayilləri, əgər şu toğub oğlu bosa, şu oğlunu sünnət toyga Kamilcan Atiyana at kesək, ərmanımız yox deyərlər. Vaxt keyəndə dədəmlə Qaşqadərəyə barqallar. Barsala Qaşqadərəyədə heç bir təyərgərlikam yox, bittə adam kuyudan su tatıb durgan boladı, atanəzara, dairəçiləri küşüb, Ağız sizlərdə bir gün bir də toy buluşu gərəkədik o, dəb sonrasalı. İndi bir kəmbağalı adamla toyaydı, şunaqa 5-6 kilo gürüş dəmlədik, adamla yedi patika okub keçişdi, deydi. Ki, atanəzərat adı, ağız sizlərinin toyunuza, deydi, bütün dünya tənidigən, yurt tənidigən Kamilcə Atanyazov gəldi, deydi. Vay, bu, dəb şundan dər raykom sekretarlarımı, brigadir, prisada, həmmə yığıladı. Dədəmlə bir dairə, bir rıbab bilən, kətta kur, 1000 adam toplanadı, ortada Gülxan yazıb, dəvərəkini aylanıb dədəmlə qoş qaytadılar. Evdə o pəytlərdə 2 tə romalı uçlab turada gəlir, romalı pul taşıyıda gəlir. Biz əni xarazım kəsənə açsam, 2 tə kanar pul düşəyədik. Dədəmlə şu ədələrini ortaya çakıradılar, şu yigitlə ortaya çakıradılar da, mənə şu, bizə sizin toyunuza kuruk gəldik. Mənə şu 2 tə, mənə şu kanardakı pulunu, mənə şu sizlə gəl. Ki, ateist beçara yığılıydı. Siz unaka kılman Kamilcan. Həmmə məni üstümdən gülvədi. Səni toyuna Kamilcan Atayazıb kim idi? Kanaka kələdi, dəvədi. Şulanı aldı da, şu məni abroyumda bələnd qılıb geldiniz. Xudayım, dünya durun, içə durun. Heç bulmasa, bittə kapını alın, almayman, dedi. Dedəm laytadı, yox. Endi şu yiğitçəyə, dedi, öz alıb bərinlə, dedi. Oqtınla, dedi, mənlə sizlərə təbərik, deyib, taşab getədilər. Dedəmlə də bunda işlədən miləb boğan. Cüdə xayriyə pərvər insan edilər. Kamilcan Atanyazov Xorazm teatrlərdə xananda və aktör sifatıda işləb, yestə qalarlı obrazlar xəm yarətdi. Bundan təşqəri Xorazm suavrası və maqamları Kamilcan Atanyazov icraçilik fəaliyyətinin yuqarı baskıçı buldu. O, dostan qoşıqları əsasıda yəngiçə üslub yarətkən icatkar sifatıda xəm əcrəlib duradı. 1967-ci ildə Türkmenistanda Özbekistan sənət və ədəbiyyatı dekadası oldu. Şunda bizə iştirak etdik. Kəttə konsert boyan, o şəqəyət həməyə bittədən qoşuq ayçı belirgen idi. Bittə qoşuq ayçın deyən pəytədə, ikkitə qoşuq ayçı yubar yenəkən, kənsirtdə, Kamilcan əkən. Kamilcan atan yazıb, bir nomirini ait qandan keyin, Şu adamlar çəpək çalıb yatdı. Şunday zor aytdılar ki, indi hələ bunday qoşuq aytməgən idilər. Salam bərədi, yenə qayıtıb gedədi, izindən nomerini elan etədilər. Yox, xalq sıra ibərməydi. Ona ki, bu çıxdıdan yenə bir əşrlərini aytdı. Əşrə tamam bu yəndə ki, əliki rəhbər çakır bu yəndə nəmə üçəsə iki qoşuq aytasən, nəmə haqqın var? Görüb durubsuz, dedi, şunca xalq tələb etib durubdu, dedi. Şunun üçün mən dedi, birisini dedi, Türkmen xalqı üçün aytdım, birisini Özbek xalqı üçün aytdım. Ertəsiga ertələb, şu keçə ötkən konsertin mühakəməsi oldu. Şu mühakəməsində Kamilcan Atanyazova tənbih verdilər. Yapılışında proqramını elan etdilər. Kamilcan Atanyazovun namı yox. Rəhbəriyyət oluş əvəzib deyə işləyəndə, sizlər mihmansıları, mən mezbanman, bu Türkmenistana gəlgən vaxtda nə gəl yapılışında Kamilcan Atanyazovunu alıb taşadınızlar. Abdurşamanlar bərinlə ona nə? Bizim xalqımız yaxşı görədi. Həm Türkmenistan xalq artisti o. Çıxsın bu desə, şunda rəhbəriyyət aytqan. Biz yəni öz əlimizin içki intizamımız var, tərtibimiz var. Bizə şuna riayət etəmiş, şu qanundan, intizamdan çıxmıyımız bizə deyən. Başlıqı Boluş Əvəzov, mədəniyyət vəziri Furtsovaqa telefon qılıb durub, Kamilcan Atanyazovunu proqrama girdilər. Mədəniyyət vəzirinə telefon edib. Aytqanı bizəni başımızdan atlab, şuanı aytıb durub, bizəni üstümüzünü baskıladı, bizəni deyənimiz etmədi bu deyənin edib durub. Keyin nəyə Taşkentə gəlgəndən kim başlandı. Ana şündəy, büyük sənətkar və büyük insan ətrafı da hər xil fısqı, fəsat və fitnələrinin bölgəni adamızatını çuxur oyga taldıradı. Nima uchun Kamilcan Atanyazovga nisbatan raqiblar nomardlik yo'llarini tanladilar? Ular mudom Kamilcan Atanyazovga tuhmat toshlarini otdilar va fitnalar qildilar va ommaviy axborot vositalari sahifalarida Kamilcan Atanyazov nomini badnom qiluvchi gretonlar va tanqidiy maqolalar uyushtirdilar. Sababi nima? Odamlar aytishlari mumkin, shunday ajoyib insonni qanaqadir aybi bordirki
uni raqiblari ana shu ayblarini, xatolarini, kamchiliklarini topib, uni fidaton qildirgandir, fitnalar qilgandir degan gaplarni ham aytadilar. To'g'ri, Komiljon Otaniyozov ham farishta emas edi. U ham siz bizga o'xshagan bir inson edi. Uni yana bir necha ayblari ham bor edi. Bu ayblari albatta qo'shtirnoq ichida aytiladigan ayblar edi. Buni birinchi aybi uni boshqalarga o'xshamaydigan nihoyatda zo'r, jozibali, sehrli ovozi bor edi. Ikkinchi aybi u o'zbek qo'shiqchilik san'atini butun dunyoga Komiljon Otaniyozov timsolida tanitdi. Uchinchi yana bir aybi, albatta yana qo'shtirnoq ichida, u o'zining millionlab muxlislarini qalban va chin dildan sevar edi. Ana shu ayblari tufayli uning raqiblari Komiljon Otaniyozovni badnom qilishga kirishgan edilar. Komiljon Otaniyozov o'zining raqiblariga javoban kurashning boshqa yo'lini tanladi. U zo'r qo'shiqlari bilan qalblarni darzaga soluvchi asarlari bilan millionlab qalblarni zabt etadigan betakror qo'shiqlari bilan betakror ovozi bilan ularga qarshi kurashdi. Yangi qo'shiqlar ijro etdi va uni eshitgan, uni ko'rgan raqiblar qalban ezildilar va mag'lub bo'lganliklarini boshqalarga aytmagan bo'lsa ham ish-ishdan tan olgan edilar. Bizning buyuk san'atkorimiz Komiljon Otaniyozov ana shunday inson va ana shunday qo'shiqchi edi. Aşığı kalsa olmaz, yürek bağrı düğmese bir oda yansam olmaz. Semen deliği ot içre, yanmasını salsa olmaz. İşkın çüktü yürekke, çıkarıp alsa olmaz. Derya adamı kan yaşlıya kaytarıp alsa olmaz. Buy buy buy, ala göz buy buy buy, ala göz. Ala gözü gel bere hey, kara gözü gel bere, ala gözü gel bere ha, kara gözü gel bere. Fizikada kanunan bu. Adillikten mürekkeplike, mürekkeplikten adillike diye. Çamız zaten yazdık mı? Sanatı mürekkepten adillike ki. Bu adamı koşkırını yakın, sazını isteyiniz. Eşitilse adil bu hamle. Şun içi şun din mürekkep indi. Hiç kim öyle çamzeten azıtını kırgan için kırp bilmedi. Ne tavuşta ne çalışta. Az gına okşağın buluşu mümkün. Bir kaysadır bir kırralar yakınlaşkan buluşu mümkün. Lekin çamzeten azıtını bulup çıkmadı öyle. Çamcan Atani azıt degen ulu bu insanını bize için hem muhtirik. Bu insanını sənəti qılğan mehnəti bizərgə hazır açan məktəb hazırki gündən bir an cəgə varsanız bir an ki toyumuz ki yaxşı günümüz ki Kamilcan ustazını əşülləsiz ötməydi. Turmuş ortaqları intima yapa bilən qatıdan edək. Mən Türkistan gəzitəsi ədədi 1 milyona çıxan paytlərdə Cabar Əkənin nəsib olən Büyük Hafızlığın beyvəsi deyən sallavqası da bir səxibəlik maqala vergən mən. Patentlerini aitken, fikirlerini aitken. Şimdi isim eken vakiyeler var. Her fil hafızlarının, buna kadar şahslarının tırıklığı da hem vefat eden hem onun arkası her fil gepsiz de yürüdü. İnsan yapanın aitken haletleri vefat eden ki bir de şagirdi gelip onun tarını alıp gitken zorla kaytarıp aldık dedi. Yine yine aitti ki iltimas şikayetini çıkardın dedi. Kamilcan Atatürk'ün cam karması burada şöp etti. Onlar kendisini koyup pul içerkenler. Hem oylarken ki bizim ailesiyle, bizimle alakası yok. Kimin maklattığını biz bilmiyoruz o cam karma, kim geçiyordu. O şamat patta çıktı. Yine bir halet ki, şagirdler hakkında sorarken de, hazır tar götürüp, sözde Kamilcan Atatürk'ün şagirdim ben de bürgeler dedi. Bazıları o şey vapatlarını bir yıl, altı ay devamında görüşke bargalları yok dedi. Kabar amadı dedi. Namlarına maddime ait oturmayım ben.
Ortalar, şu buna kiskine senetinizi şunçeli hürmet kıldığınızdan hemeniz hürmet görün, rahmet hemenize. Biz halkın senetçiler hizmetkarımız, kemçiligimiz köp, keçiresler. Biz senetimizin füze tüzgenimiz ki, atakanımız, ustadımız, hafız boladurgan basa, kirgüsü de şu meneşi yaşlarga taşıp gitmek için senetimizi.